Merhaba değerli arkadaşlar. Bir videomuza da hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere yine bulduğum ve tamamıyla kendi yazdığım ve ürettiğim bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Bugünkü dersimizin konusunda, yani bugünkü videomuzun konusunda daha doğru bir tabirle elektrik tesisatları için, elektrik kesintileri için bir önceki videoda bulduğumuz çözümle bunu bağdaştırarak ve üzerine yenilikler ekleyerek bazı şeyler aktarmak istiyorum sizlere. Şimdi örneğin arkadaşlar iki tip senaryomuz olsun. Birincisi bir evden elektrik kesintisi olduğuna dair ama bu evin kendisinden kaynaklı değil. Tamamen sizin hizmet verdiğiniz durumdan kaynaklı. Yani örnek veriyorum, siz bir A firmasısınız ve buraya bir elektrik hizmeti veriyorsunuz. Bu verdiğiniz hizmet kaynaklı bir sorun olduğu bilgisi geldi. Bakmanız gereken neresidir? Sizin bu eve elektrik vermek için kullandığınız bir yardımcı hattınız, bir ana hattınız, bir ana trafonuz vardır. Bunlara bakmanız gerekiyor. Öncelikle buna nasıl CBS farkıyla hızlı çözüm üretebiliriz? Buna bakacağız. Bir diğer örnek değilse örnek veriyorum, bir adet trafomuz var ve bu trafonun elektrik verdiği evlerin elektriği kesilecek. Bunları hızlı şekilde nasıl tespit ederiz? Hızlı çözüm olarak nasıl CBS'yi kullanabiliriz? Birazcık bunlardan bahsetmeye çalışacağım sizlere. Dilim döndüğünce, elimden geldiğince. İlk örneğimizden gidersek, örnek olarak öncelikle şöyle daireleri ben değiştireyim, yuvarlak yapayım. Yuvarlak olanlar daireler, daha iyi anlamanız için dikdörtgenler, yani mavi dikdörtgenler de bizim binalarımız. Her binada iki daire olarak tasarladık. Bunlar yeşiller, yardımcı hatlarımız, yine maviler ana hatlarımız ve bunlar da bizim trafolarımız arkadaşlar. Yani bu trafonun elektrik verdiği şu daireler, bu trafonun elektrik verdiği bu daireler var. Örnek olarak şöyle diyelim. Bu dairemizde bizim bir elektrik kesintisi olduğu ve bunun kullanıcı kaynaklı, ev kaynaklı olmadığı, bizim hizmetimiz kaynaklı olduğu bilgisi ulaştı. Ben bu dairenin adresini biliyorum ve buradan buldum. Ben buraya cadde, sokak isimleri ve benzeri mahalle isimleri koymadım. Küçük bir çalışma olması dolayısıyla. Bu dairenin mahallesini, cadde, sokağın ya da abone numarasından örnek olarak buldum. Bakmam gereken nereler var? Yardımcı hat, ana hat ve trafo var. Bunu Archmap üzerinden ilişkisel olarak bu veri tabanı kurulduğu için ben dairenin binasına gideceğim. Hangi binada? Bu binada. Hangi yardımcı hatta bağlanıyor? 108 nolu yardımcı hattın olduğu ve 2 nolu ana hattın olduğu ve de A yolu merkez trafonun bulunduğu bir daireymiş arkadaşlar. Bunu buradan yapabileceğiniz gibi Access'te de bunun sorgusunu ben yazdım. Bina numarası 3 olan, burada mahalle, cadde, sokağa dediğim gibi koymadım, hani gerek duymadım. Mahalle, cadde, sokağa bağlı 3 numarayı sorguladığınızda sizin karşınıza direkt şu şekilde bina numarası 3 olan iki daire olduğu için daire daire veriyor. Buradan abone numarası bazlı da tabi sorgulama yapabilirsiniz. Yani örnek olarak bina numarası 3, A mahallesi, B sokak, 1313 abone numarasını sorgulayabilirsiniz. Bu abone numarası arkadaşlar, ben şöyle bakıyorum. Ana hat numarası 1 olan, yardımcı hat numarası 101 olan ve B yolu merkez trafosunda olan, merkez trafosuna bağlı bir daireymiş. Yani tek tek aramanıza herhangi bir gerek olmadan direkt abone numarasını, mahallesini, cadde, sokak ve bina numarasını girdiğinizde
size ana hattı, yardımcı hattı ve trafoyu bu şekilde sözel olarak gösterebilirken, şu şekilde de sayısal ortamda bunu rahatlıkla gözlemleyebiliyorsunuz. Yani trafo aramanıza, ana hattı ya da yardımcı hat aramanıza gerek kalmadan. Bir diğer problemimiz de arkadaşlar neydi? Hatırlayalım. Trafoydu. Yani trafoda arıza var. Ben bundan kaç abonemin etkileneceğini, buna bağlı kaç ana hattı mı, kaç yardımcı hattı mı olduğunu bilmek istiyorum ve abonelerime otomatik olarak mesaj gitmesini istiyorum. Şimdi geldim, dedim ki işte bu trafomda, Beyoğlu Merkez trafomda benim bir çalışma olacak. Beyoğlu Merkez trafomu seçtikten sonra ana hattımı seçiyorum. Beyoğlu Merkez trafomu ben bir tane ana hat çizmiştim. Etkilenecek olan ana hat bu. Trafoda çalışma yapıldıktan sonra herhangi bir aksaklık olduğunda bakacağım ana hatları artık biliyorum sayısal ortamda. Diyorum ki yardımcı hatlarım hangileri? Yardımcı hatlarım da bunlar. Yardımcı hatlarımın numaralarını da görüyorum. Bunların uzunluklarını da buradan zaten rahatlıkla görebiliyorum. Daha sonra hangi evler etkilenecek? Binalar etkilenecek. Bunları görebiliyorum. Bunların numaralarını görebilirim. Yolları ve mahallelerini de görebilirim dediğim gibi. Ve bunların abone sayılarını da görebiliyorum. Yani hangi binada kaç abonem var? Bunu da görebiliyorum. Ve hangi dairelerin etkileneceğini, bu dairelerin abone numaralarını, isim soy isimlerini ve abone telefon numaralarını görebilirim. Yani ben bir trafoda çalışma yapacaksam otomatik olarak biraz önce burada gösterdiğim sorguya benzer bir sorgu ile şu telefon numaralarına direkt mesaj göndertebilirsiniz. Kaç tane etkileneceğini de buradan zaten görüyorsunuz. 20 tane daire benim bundan etkilenecekmiş. Bunu videomun başında da dediğim gibi bir önceki videoyla nasıl birleştiririz? Şöyle birleştirebiliriz. Şöyle açıklayayım o durumu size. Mesela trafonun burada olduğunu düşünün. Bu trafoya en hızlı şekilde nasıl ulaşım sağlayabilirsiniz? Hangi ekip bu trafoya daha yakın? Hangi yollar daha genel trafik akışına göre daha hızlı kullanılabilir? Ya da aynı şekilde bunu bir daireye de uyarlayarak hangi daire arızalıysa o daireye en hızlı nasıl gidebiliriz? O dairenin olduğu yardımcı hatta ve ana hatta ve de trafosuna en hızlı nasıl ulaşırız, nasıl bunların kontrollerini sağlarız diye yol analizleri de yaparak cebesinin gücünden yararlanabiliriz arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.